Evet sevgili dostlar, Golvar.com'un ve Kayseri Özölümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Ben videoyu 16 Şubat saat 19 civarında çekiyorum ama ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Bu aralar izlemekte arkadaşlar yine bizim belli bir kitlemiz var. 4000 kişilik falan belli bir kitlemiz var ama YouTube sağ olsun hem bildirim göndermiyor hem de izleme sayısını düşük gösteriyor. Aradan 5 gün geçtikten sonra da 4000 oldu birdenbire falan yapıyor. Sağ olsun bunu çok yapıyorlar. Teşekkürler. UEFA duyurdu Fenerbahçe ilk 20'de diyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 20'de diyor. UEFA Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ürün satış gelirlerinde Avrupa'nın ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu diyor. Arkadaşlar burada bir yanlışlık var. Şimdi e, Forma üreticilerinden elde edilen sponsorluk geliri de dahil ürün satışından sağlanan toplam geliri açıklıyor. Bu listedeki yanlışlığı Sonradan düzelt, yani düzelten bir haber yaptılar gibi ama Burada bir e, hata var. Neyse ben hataya girmeyeyim. Haberlerde 5 büyük lig dışından 4 takım diyor. Hani Galatasaray, Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan Ajax yer alıyor diyor. Barcelona, Real Madrid zirvede. 2023 yılı ürün satış geliri 179 milyon euro diye. Galatasaray'ınki 35 milyon euro gösteriyor, Fenerbahçe'ninki 31 milyon euro gösteriyor. Ancak arkadaşlar, total bazda 58 milyon euro çıkıyor Fenerbahçe'ninki. O da ayrı bir olay. Neyse ben ona çok takılmayacağım. Hani bu tip şeylere hani Fenerbahçe şu sıralamada bilmem kaçıncı oldu. Umurumda değil. Çıksın somut bir şeyle gelsin bana. Mesela oyuncu satışı. Somut bir şeyle gelsin. Fenerbahçe rekoru yenileyecek Ferdi Kadıoğlu. Sıradaki büyük satış yolda. Fenerbahçe son yıllarda yaptığı oyuncu satışlarının adından söz ettirdi. Elif Elmas, Vedat Buruçekin, Minji gibi en yüksek getiri sağlayan isimlerden oluşan bir satış rekoru kırdı. Bunlara son eklenen yıldız Geçen yaz 20 artı 10 milyon euroya Real Madrid'in Arda Güler'di. Ve sıradaki potansiyel satış ise Ferdi Kadıoğlu diyor. Şimdi Ferdi hakkında da çok enteresan şeyler var. Bizim taraftarın gömmesi var. Bizim taraftarın övmesi var. Şimdi yönetimin hedefi Ferdi ile rekoru yenilemek. 24 yaşındaki futbolcu her geçen sezon performansının üstüne koydu. Arsenal, Dortmund, Inter, Napoli, Ajax peşine düştüler. Euro 2024 tabii ki de belirleyici olacak. Yani arkadaşlar Euro 2024 sayesinde belki Samet Akaydın'ı bile satacaksın 10 milyon euroya. Hiç belli olmaz bu işler. Ve Başkan Ali Koç da zaten hatırlarsınız. Halk TV'de yaptığı açıklamada hani o da yeni bir şeye gelken açacak diyordu. Hani bunu tahmin ediyorum diye. Şimdi Ferdi istatistiksel olarak değerlendirsen 33 resmi maç, 2 gol, 3 asist. Hiçbir şey. Ama Ferdi genel olarak bütün olarak takım içi düşünürsem, yani değeri parayla ölçülemeyecek bir oyuncu. Ben şunu söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu tabii ki de rekor kıracağını tahmin ettiğim isimlerin başında geliyor. Mesela Şivanski, Osterwolde. Bu isimler şimdiden scouting yapılan isimler. Hatta komik gelecek size Fred. Fred'in sakatlanmasından dolayı scoutlar gelmiyor. Fred'i bile takip ediyorlar. Ya siz farkında mısınız bilmiyorum. Fenerbahçe ciddi bir kabuk değiştirdi. Ve Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci bunların hepsi takip alınan isimler. Şimdi gelelim habere. Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı. TFF'den bir skandal daha. Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı. Derbi tarihleri belli oldu. 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklanmış oldu arkadaşlar. Biz şu anda hangi haftadayız? Biz ee, şu anda 26. haftadayız. Hangi haftalar açıklandı? 27, 28, 29, 30. Yani Önümüzdeki haftalar. Bizim maçımız cumartesi günü yani 17 Şubat cumartesi günü saat 19'da. Galatasaray maçı 18 Şubat pazar günü saat 19'da. Bir sonraki maç açıklanmış arkadaşlar. Bir sonraki maçtan itibaren ben fikstürü şöyle anlatayım size. Şimdi Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat 17 Mart pazar saat 20.30'da. Herkes şunu söylüyor hocam niye 17 20.30'a verildi şöyle böyle. Arkadaşlar Ramazan diye bir Ay var biliyor musunuz? Hani Hicri takvimde böyle bir ay var. bileceksiniz diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar şimdi biz cumartesi maç yapıyoruz. Özellikle onu söyleyeyim de biz bu hafta cumartesi maç yapıyoruz. Tamam mı? Ee, ve 17'sinde maç yapan Fenerbahçe 24 Şubat cumartesi günü Kasımpaşa ile oynuyoruz. Zaten tahminim de böyleydi. Galatasaray'ın da pazartesi günü yapacağını tahmin ettiğimi söylemiştim. Sebebi de şu. Avrupa'da deplasmanda oynayacaklar. Ee, perşembe günü Perşembe deplasmanda oynayacaklar. Saat farkına göre cuma günü falan olmuş olacak. O yüzden ligde pazartesi günü oynayacaklar dedim. Yani 24 Şubat cumartesi Fenerbahçe. 26 Şubat pazartesi Galatasaray Antalya ile evinde. Bakın 24 26. Ardından burada araya gireyim. Zira Türkiye Kupası'nda da çeyrek final programı belli olmuş durumda. 27 28 29 Şubat'ta oynanacağı söylenmişti. Arkadaşlar bakın Fenerbahçe ne zamanda? 24'ündeydi. 3 gün sonra 27 Şubat Salı günü. Ankara gücü Fenerbahçe. 3 gün sonra 26 Şubat oynayan Galatasaray ise 29 Şubat Perşembe günü. Yani 3 her gün ara koymuşlar. Ee, çarşamba günü de Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş, Konya maçları var. Ee, bunu da söylemiş olduk. Yani Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası maçı 27 Şubat Salı günü lig maçından 3 gün sonra Galatasaray'ınki 29'unda. Yani 12'de lig maçından 3 gün sonra. Burayı da anladık. Ardından 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 karaya basınız. Şimdi ardından Mart ayı girmiş oluyor. Zaten Şubat bitmiş oluyor. Mart ayında da 2 Mart cumartesi günü Fenerbahçe Hatay Yani 29 e, Perşembe şey Pardon 27 Salı 28 1 29 2 1 Mart 3 2 Mart 4 yani dördüncü günde Fenerbahçe maça çıkmış oluyor 2 Mart'ta. Galatasaray'da 3 Mart'ta maça çıkmış oluyor. Çünkü orada da e, fikstür şeyi var. Burayı da anladık. Çok güzel. Çünkü bir de şöyle 3 Mart'ta Beşiktaş-Galatasaray maçı var. İstanbul içinde de oynayacak maçını. E, zaten Türkiye Kupası maçında iç, içeride oynadığı için o da 3 günlük bir ara var. Ardından 10 Mart Pazar günü. Yani Fenerbahçe Cumartesi oynuyordu. Pazar günü. Ama niye Pazar günü 10 Mart? Arada Perşembe günü arkadaşlar 7 Mart Perşembe günü hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın Avrupa maçı var. Ben bunu söylemiştim size demiştim ki görün bakın hani 10 Mart'a denk gelecek ve 17 Mart'a denk gelecek diye sebebi de iki takım da Avrupa'da oynayacak olması. Adaletli bir şekilde saat 16'ya Galatasaray-Çaykurucu maçını koymuşlar. 19'a Fenerbahçe-Pendik. 17 Mart Pazar günü yine 16'da Kasımpaşa-Galatasaray. 20-30'da Trabzonspor-Fenerbahçe. Sebebi de Ramazan ayı arkadaşlar. Yani burada ben size bir şey söyleyeyim. Hiçbir e, namertlik, hiçbir karaktersizlik, hiçbir katakullü, hiçbir oyun yok. Ya açık söyleyeyim ya, ben, Fenerbahçeli olarak söyleyeyim. Ben her zaman doğruları konuşan birisi olarak söylüyorum. Hiçbir katakullü yok. Her şey gayet yerinde. Sıkıntı nerede peki hocam? Türkiye Futbol Federasyonu. Trendyol Süper Lig'de. 26. haftadan itibaren maçın hakeminin var monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarını ve sesli ve görüntülü olarak kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Geçmiş olsun Galatasaray. Bakın TFF 26. haftadan itibaren maçın hakeminin var monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyuyla paylaşılacağını duyurmuş. Yani TFF'den skandal. Bu açık açık Galatasaray'ı yok etme operasyonu bu. Muhtemelen Galatasaraylılar çemkirecekler. Buna kızacaklar. Öfkelenecekler. Ben şunu söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe şampiyon olabilir. Birileri ayva yedi. Harbi söylüyorum. Bak şimdi, şimdi Fenerbahçe şampiyon olabilir işte. Ve e, bu haftalar şeyi de çıkaracak. Ben aklıma ne geldi biliyor musunuz? İlk, şeytanı şeytani alarak şu geldim. Ya çağırmazlarsa? Hiç onu düşündünüz mü? Ya vara hiç çağırmazlarsa? Boş ver aman. Fener'de kaybetsin. Boş ver Galatasaray'da kaybetsin. Ben şimdi Galatasaray'la oynayacak Anadolu takımlarına acıdığımı belirteyim. Penaltı pozisyonunuz olacak. Vardan çağırmayacaklar. Kırmızı pozisyonunuz olacak. Vardan çağırmayacaklar. Haliyle de hiçbir şey yayınlanmayacak. Nasıl zeka? Hazır olun skandallara. Hazır olun rezaletlere. Arkadaşlar. Telefonundan baylok çıktığını söyleyen. Bunu gururla söyleyen ve başına herhangi bir iş gelmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın aylardır hatta yıllardır Fenerbahçe'nin uğraşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın getirdiği şey Galatasaray'ın aleyhine olamaz. Emin olun cart yaparlar, curt yaparlar bir şekilde bu sistemi Galatasaray lehine olarak kurgularlar arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani Türkiye'de hiçbir hizmet Galatasaray lehine yapılan hiçbir hizmet e, Fenerbahçe'nin lehineymiş gibi gösterilmeden yapılmaz. Bunların hepsi Galatasaray'ın oyunları. <laughs> Galatasaray'ın dümenleri. Bilginiz olsun. Ben bu kadar söyleyeyim. Gerisini size bırakıyorum. Yani ne anlarsanız. Ve gelelim sıkıntıya. Çağlar Söyüncü haberine. Çağlar'da Fenerbahçe için bir... Hani Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Çağlar Söyüncü'den diyeyim. Atletico Madrid sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiraladı. Çağlar Söyüncü'yü sezon sonunda kesin olarak kadroda görmek istiyor. Şimdi Atletico Madrid'de sıkıntı yaşayan Çağlar Fenerbahçe'de kendini buldu diyor. Bence bunun için çok çok erken bu açıklama için. Bak ben Fenerbahçe başkanlarına da söylüyorum. Ben şey Fenerbahçe taraftarına da söylüyorum. Başkan nereden? Bu <laughs> arada takımımızı Rize'ye götürecek olan uçakta teknik bir arıza oluşmuş. Kafilemiz Samandere'de bekliyor. Planlamaya göre kafilemizi taşıyamayacak saat 21'de havalanacakmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Uçağı falan patlatmasınlar da tek. Yani uçağı falan düşürmesinler de. Bekleriz yani sıkıntı yok. Yani açık söyleyeyim ben artık her şeyi bekliyorum. Yani 3 Temmuz'un 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe baktılar ki 2013-14'te en erken şampiyonluğunu aldı. Ulan bunlar bir defa daha <laughs> şampiyon olsa bunu durduramayız deyip otobüs kurşunlayanlar herhalde Değil mi? Yani herhalde bunu da düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Şimdi iki süperlik bir Türkiye kupası maçında çıktı Çağlar. İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı diyor. Bence tam girmeyi başaramadı da neyse. Ve Atletico Madrid cephesinde toplam maliyet 3,5 milyon euro diyor. Düzenli olarak oynaması yeniden eski formuna dönmesi adına kiralık olarak Fenerbahçe'ye gönderdi. 2 milyon euro kiralama verir. 1,5 milyon euro maaşla sezon sonuna kadar renklerine bağladı diyor. Arkadaşlar benim bir duyumum var. Benim duyumuma göre biz hiç para vermedik. Ama bu doğru olduğunu zannetmiyorum. Kendi duyumum kabul ama doğru olduğunu zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ha ben şey de söyleyeyim ya. Aklıma gelmişken. Yani ee, ağlar Çağlar da transferle ilgili konuşuyorlar. Ferdi de. Bu Ferdi'ye sanki biraz olumsuz etki ediyor gibi geldi bana ya. Transferle ilgili konuşulması. Bilmiyorum. Bazılarına göre de seçim konuşmak olumsuz etki ediyor. Şimdi akşamın haberine göre Atletico Madrid teknik direktörü Simeone Çağlar'ı gelecek sezon kesin olarak takımda tutmak istiyor. Takımda görmek istiyor. Ve kiralı sözleşmesinin son ermesinden ardından Fenerbahçe cephesiyle masaya oturmayacaklar diyor. İsmail Kartal'la o, o ana kadar 110 dakika oynayabilmiş La Liga'da. Daha şimdiden Süper Lig'de 180 dakika sahada kaldı. Euro 2024'de hazır ve nazır girmek istiyor demiş. Hem de bu milli takımımız açısından da iyi bir şey olur. Yani hakkımızda hayırlısı olsun. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu videodaki bu kadar haberin tam aksine bir cümle kurayım mı arkadaşlar? Tam aksine bir cümle kurayım. Ben de aksine Çağlar beğenilirse bon servisinin ne şekilde olursa olsun alınacağı görüşündeyim. Ya önümüzdeki sene Türk kuralı çok enteresan. Bak kadrondaki Türklerin çok iyi olması lazım. Kadrondaki yabancılar elbette güzel olsun. Lafım yok. Ama kadrondaki Türkler daha iyi olmak zorunda. Ya 12 tane yabancı 14 tane Türk diyor. Allah aşkına bana izah edin. Gerçekten izah edin. Anlatın bana. Deyin ki hocam 14 tane Türk'ün şu mantığı var. Hiçbir mantığı yok. Al bak kenti gönderemedik. Beşiktaş da gönderemedi. Hakikaten ben Beşiktaş'ın şeyini çok merak ettim. Transfer marketini. Kimlere lisans çıkartmadılar? Bunu daha önce sordum ama cevap alamadım sizlerden. Muhtemelen Chamberlain ve şeydendir diye düşünüyorum. E, neydi o? Hacı Ahmet Oviç'tendir diye düşünüyorum. Çünkü her iki futbolcu hani birinin dönüş Mayıs bekleniliyor. Hadi o da kendine gelirse. Öbürününki de hani sezonu kapattı. Belki Temmuz Ağustos'u bulacak. Böyle bir durum var arkadaşlar. 13 Temmuz diyor bak. Evet. Hacı Ahmetoviç için. Yani yabancılarını bir daha sayayım Beşiktaş'ın. Varal 1, Amort 2, Koley 3, Zaynut Dinov 4 ama Zaynut Dinov Türk sayılıyor sanırım. O yabancı sayılmıyor. 4, Masuako 4. Ee, Masuako 4, Svensson 5, Almusrati 6, Hacı Ahmetoviç 7 diyelim. Gökhan İnler 8, eğer Zaynettin o sayılıyorsa bu sayılmıyor. Bu sayılıyorsa o sayılmıyor. Getson Fernandez 9. Chamberlain 10. Muçi 11. Rebic 12. Rashida 13. Gezdal 14. Abubakar 15. Muleka 16. Dediğim gibi iki futbolcu çıktığı zaman onlar da şey yaptı. Bizde de kent malum. Sercan Hamzoğlu'nun bir bilgisi var. diyor Bir duyumu var. Diyor ki Sercan Hamzoğlu. Türkiye Futbol Federasyonu Ankara gücü Rize Spor, Kayseri Spor'dan sonra Sakaryaspor, Spor, Adana Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor, Spor, Antalya Spor, Alanya Spor, Atay Spor ve Yeni Mersin İdman Yurdu'nun da stat zeminleriyle ilgili kulüplere ibedi şekilde iyileştirme yapılması için uyarı yazısı göndermiş. Olmuş, geçmiş, kış bitmiş, bahar gelmiş, kendiliğinden yeşillenecek zeminler için yazı geliyor. Tam Türk futboluna dair bir şey. Ama şu 26. haftadan itibaren var pozisyonları falan. Hani inşallah. İnşallah biz hani kötü niyetle düşünen benimdir. İnşallah 26. haftadan sonra Galatasaray'ın yanmasını izleriz hep birlikte. Allah herkesin gönlüne göre versin. Rabbim Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü e, diğer hani Allah'tan gayrısı neredeyse hep karşı tarafı destekliyor. O yüzden Rabbim yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir beğeniyi çok görmeseniz sevinirim. Bir yorumu çok görmeseniz sevinirim. Bakın ah 69.100 oldu bak. 1.200 oluyor, 1 100 oluyor. 1.200 oluyor, 1 100 oluyor. Dediğim gibi YouTube dalga geçiyor arkadaşlar. Yani YouTube gerçekten dalga geçiyor. Haberiniz olsun. Sizlerden destek bekliyorum. Görüşmek üzere.